Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. İyi Parti ikinci olağan kurultayından çıkan mesajları konuşuyoruz. Meral Akşener kurultaydaki konuşmasında dedi ki İyi Parti'yi AK Partili dayısı olmadığı için mülakattan elenenler, üniversite mezunu işsizler kurdu. İyi Parti'yi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımız kurdu. İyi Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu. İyi Parti'yi Ali dedi, Hızır dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye din düşmanı ilan edilenler kurdu ve daha pek çok da toplumun farklı kesimlerine mesajları vardı. Şimdi birinci bölümde de konuklarımız HDP ile işte olası Millet İttifakı'nın ve bu arada somut olarak da İyi Parti'nin durumunu konuştular. Ama durumun ne kadar hassas olduğunu ve nasıl kullanıldığına dair düzeysiz bir örnek geldi bugün. Düzeysiz bir örnek. Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili, bu geçenlerde işte Selahattin Demirtaş'ın Ruşen Çakır'a verdiği bir röportajda, dışarıda olsam eşimle gider, Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltı ederim demişti. Meral Hanım ona bir yanıt verdi. Yani bizde kan davalı bile kapıya geldiğinde işte alınır, edilir vesaire, şu bu. Şimdi bakın, katıldığı bir ilçe kongresinde bu mevzuyu hangi üslupla ele almış o vekil? Ama bu şimdi o matmazel Meral var ya, kahvaltı mahvaltı böyle şirinlik yapıyorlar. Bir kahvaltı yiyelim, sen de gel ben de geleyim falan. Bir tane onun bir sözcüsü var şey, o biraz daha böyle milli falan, böyle ağır abi takılıyor. Ne o ağır vali oldu. O işte yapıyor da falan falan rüzgar yapıyor. Meral de kahvaltı mahvaltı. O tarafta Allah kimseyi böyle ikili üçlü durumlara düşünmesin. Cenab-ı Hak kimseyi boynunu önüne eğmesin. Cenab-ı Hak kimsenin boynunu önüne eğmesin. Kimseyi Allah'tan ve milletten başkasına boyun eğdirtmesin Cenab-ı Hak. İşte böyle ya, sen böyle olursun. Genel başkanı der ki falan filan, işte kahvaltı yapalım. Yok şöyle kahvaltıdan sonra şöyle olur, akşam böyle olur, gündüz böyle olur. Öteki de der ki, yok diye herhalde kahvaltısı diyor falan, şöyle de söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, başka gidecek yolumuz yok. Türkiye olarak, dünya olarak belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Evet, üslup bu sayın seyirciler. Ama üslup bu olmasa bile nihayetinde iktidar çevreleri, iktidara yakın yazarların, görüşlerin sürekli bu sıkıştırma içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani İyi Parti, HDP, son mesele bu kahvaltı hikayesiyle ilgili bu ülkenin işte ciddi ciddi haber kanalı olduğunu söyleyen kanallarda sürekli konuk edilen o malum kişi, adını bile anmak istemiyorum. İşte gördünüz mü, bakın Meral Hanım kan davası dese bile aslında kahvaltıya da kapıyı açacağını söyledi. Yani kapıyı açmasa bile bir yani eleştirilmesi gereken, İyi Parti'nin mahkum edilmesi gereken bir tavrı olarak yorumlanıyor ve hep üst akla bağlanıyor. İşte üst akıl aslında onları bir araya getirmeye çalışıyor. Üstlük bu. Bu bölümde efendim Salim Bey'i dinleyeceğiz, Burak Bey'i dinleyeceğiz. Nazif Okumuş da yine Skype'la bizimle birlikte. Burak Bey, iki defa kestim ilk bölümde sözlerinizi. Evet. Buyurun tamamlayın, sonra Salim Bey'e vereyim evet. Sözü. Az önceki aktardığınız açıklamaları yüzüm buruşarak izledim. Hı hı. Çok da rahatsız oldum. Belki bunları yaymamak da lazım. Bunları belki vermemek de lazım. Mevzu bahis kişinin tweetlerine baktığınız zaman Türkçe yazmayı bile beceremeyen biri olduğunu görüyorduk. Konuşmasını dinleyince Türkçe konuşmayı da beceremeyen biri olduğunu da görmüş olduk. Şimdi tamam. Ben vermemizin neden olduğunu size söyleyeyim. Ondan sonra siz devam edin. Hani bazı görüşler vardır, çok marjinaldir. Yani çok marjinal. Hani toplumda tek tük insanlarda karşılığı olan. Eğer bunun da o kadar marjinal olduğunu düşünseydik, inanın ben de vermezdim. Ama ne yazık ki ve üzülerek söylüyorum ki belli bir şeyde, kitlede karşılığı var. O hale getirdiler Türkiye'yi. Buyurun devam edin. Evet. Şimdi bu seçimin iki boyutu var. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi bizler siyasal gözlemciler olarak, ki bu programın ilk yarısında da dile getirildi, Cumhurbaşkanlığı seçimine tabii daha çok odaklanıyoruz. Sadece biz değil, sokaktaki vatandaş, halk, medya buna odaklanıyor. Hatta siyasal seçkinler, karar alıcılar, yani partilerin üst düzey yöneticileri de
benim hem kişisel temaslarımdan edindiğim izlenim hem de gözlemlediğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine çok odaklanılmış durumda. Çünkü sistem işte az önce Emel Bey'in de belirttiği gibi her şeyi Cumhurbaşkanı'na bağlamış durumda. Meclis onu denetleyemiyor. Efendim ortak aday çıkmalı mı çıkmamalı mı? İlk turda ne olur? İkinci tura kalır mı? İkinci tura kalırsa pozisyonlar nasıl şekillenir? Bunları çok konuşuyoruz ama milletvekili seçiminin hem bizatihi milletvekili seçiminin kendisi itibariyle önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerindeki etkisinden ötürü de önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle açıklayayım. Şimdi biliyorsunuz milletvekili seçimi yani meclis TBMM seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün yapılıyor. Eğer ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ikinci tur iki hafta sonra yapılıyor. Şimdi eğer ki söz gelimi Cumhur İttifakı milletvekili seçiminde muhalefetin başarılı bir ittifak kombinasyonu oluşturması, seçmenin de sandıkta vazifesini yapması sonucu Cumhur İttifakı 300'ün altında kalırsa, çünkü meclise salt çoğunluk 301 milletvekili. Diyelim ki 250'de kaldılar, 270'de kaldılar. Şimdi İngilizce'de bir tabir vardır, lame duck, topal ördek. Şimdi o durumda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı eğer ki seçim ikinci tura kalırsa, ikinci tura psikolojik üstünlüğünü yitirmiş bir şekilde girer. Bir tür topal ördek pozisyonunda girer siyasetten, tırnak içine alarak kullanıyorum ifadeyi. Ve de psikolojik üstünlük, inisiyatif muhalefetin eline geçer. Bunu küçümsememek lazım. Çünkü seçmen kitlesinde, yani önemli bir seçmen kitlesinde şu algının karşılığı var. Bunu biliyoruz. İstikrar. Yani efendim, Cumhurbaşkanı ile meclis kavga mı edecek? Mecliste çoğunluk X ittifakının olacak ama Cumhurbaşkanı Y ittifakın adayı mı seçilecek? Bu istikrarsızlık yaratır gibi kaygılar, yani hem iktidar seçmeni hem de muhalefet seçmeni arasında bu kaygıya rastlanabiliyor. Ama eğer ki mecliste çoğunluğu muhalefet kazanırsa, Cumhur İttifakı 300'ün altına düşerse bu silah ters teper. Bu sefer psikolojik üstünlük muhalefete geçer. Ortadaki seçmenler, gri bölgedeki seçmenler tam da istikrarsızlık olmasın, uyumsuzluk, çatışma olmasın diye yani tabii ortada duranları söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın yani çok angaje olanların oyunu değiştiremezsiniz ama ortada olanlar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına doğru meyledebilirler. İkinci tamam. Seçimde 15 gün yani sonra. Bu iki seçimin aynı gün olmasının evet. Şöyle aynı bir gün. Önemi var diyorsunuz. Eğer o gün meclis aritmetiği evet. Cumhur İttifakı'nın aleyhinde, Millet İttifakı'nın lehinde ortaya çıkınca ve o ilk seçimde de eğer hiçbir aday tek başına %50'nin üzerini elde ederek Cumhurbaşkanı seçilemediyse iki hafta sonra yapılacak ikinci seçimde meclis aritmetiğinde Millet İttifakı'nın elde ettiği başarı o Cumhurbaşkanlığının ikinci turuna da yansıyacaktır diyorsunuz. Yansır etkiler ve iki hafta uzun bir süre. İki hafta boyunca propagandası yapılacak bunun. Bir de şu da var. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor. Bu denge ve denetlemenin olmadığı otoriter başkanlık rejimi peki, kaldırmaktan... Peki bir şey diyeceğim. Az önceki sözünüz şunu mu gösteriyor muhalefete sizin nacizane tavsiyeniz olarak? Daha ilk turda da ortak adayla girilmeli. Hayır o başka bir şey. O başka peki. O başka bir şey. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istiyorsak bunun için muhalefet açısından söylüyorum. Yeterli sayıda milletvekilinin olması lazım muhalefetin. Kaç o? Kanunların anayasanın nasıl değiştiği belli. 5'te 3 çoğunluk yani 360 milletvekiliyle anayasa değişikliğini referanduma götürürsünüz. 400'ü bulursanız da mecliste anayasayı değiştirirsiniz. Şimdi biz dediğim muhalefet açısından yani kendimi onların yerine koyarak söylüyorum. 360'ı bulamazsanız, hadi 400'ü bulmak zor bir hedef ama 360'ı bulamazsanız siz kendi istediğiniz kadını veya adamı Cumhurbaşkanı yapsanız bile sistem devam eder. Yani o zaman da AKP mesela vazgeçecek de parlamenter sisteme geçmek için çok yani uzun zorlu bir yol. Şöyle bir şey yapılamıyor mu? Mesela diyelim siz Cumhurbaşkanı seçildiniz. Parlamentoda dediğiniz anlamda bir güç yok. Siz Cumhurbaşkanı olarak kendi iradenizle ben kendi iradem ve tercihimle bir hükümet atamıyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle birlikte parlamenter sisteme geçmeyi yok, öneriyorum diyemez, diyemiyor mu? Hayır diyemez. O zaman o yetkiyi kullanacak yani. Anayasaya göre böyle bir yetkisi yok. Böyle yani, bir usul yok. Kötü bir kurumun başına iyi bir insan geçmesini tarif ediyorsunuz. Tabii ki hükümeti kötü. Atamıyorum diye zaten kendisi hükümet olacak. Yani tamam şey yapacak ya. Göreve geçmiyor yani. Görevi almıyorum demek. Hayır Cumhurbaşkanı olarak görevi kabul ettim ama kabine kurmuyorum. Bir tek maddeyle ben şey şimdi yapıyorum. Zaten kabine diye bir şey yok. Kabine kurmak zorunda değil. Yani o bakanlar onun zaten atadığı kişiler. Onu diyorum atamadı diye. İster atar ister atamaz. O görevi kendisi yürütecek zaten. Yani anayasa Cumhurbaşkanı'nın illa bakanlar üzerinden yürüteceğine dair bir düzenleme getirmiyor. Şeyi tamamen ona bırakmış. İnisiyatifi ona bırakmış. Yani zaten biraz sonra hani
Söz geldiğinde gelirse inşallah. İki mesajı var Akşener'in. Bence Salim Bey geldiğinde bırakmayın, devam edin bence oradan. Gümbürtüye yani. Gümbürtüye gitsin istemem. İki mesajını da vurgulamak istiyorum Sayın Akşener'in. Şimdi 5 müteahhit vurgusu vardı. 5 müteahhit zenginleşikçe halk yoksullaşıyor. Türkiye'de evet. Biliyoruz. Yani tüm dünyada en çok kamudan ihale alan 10 firmanın 5'i Türkiye'de. Yani dünya çapındaki onlu listenin 5'i. Ne kadar başarılı firmalarımız var. Çok başarılı olsa gerek. Şimdi burada mesela burada da aslında Millet İttifakı'ndaki majör ortak olan CHP ile bir adımlarını ve söylemini ortaklaştırma eğilimi görüyorum Sayın Akşener'de. Çünkü bu meseleyi CHP de vurguluyor. Yani hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Selin Sayıkböke bu çarpık ihale düzenini işaret edip kamu özel ortaklıklarının çarpıklığını işaret edip kamulaştırmayı da gündeme getirdiler. Sayın Akşener'in bunu vurgulaması da oraya yönelik bir paralel bir adım olarak görülebilir. Bir de bir son bir tespitimi söyleyeyim. Ben özellikle de bakın İstanbul Sözleşmesi bir ara çok tartışıldı. MHP'nin tavrı ne oldu? Tavrı olmadı sanki değil mi? Yani bir tavır belirtmediler ama Akşener'in İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavır koyması az önce sizin de değinmiş olduğunuz MHP ve İyi Parti arasındaki taşra muhafazakarlığı ve kentli modern milliyetçilik ayrışmasında çok berraklaştıran bir örnek. Yani MHP'nin sırf Cumhur İttifakı'nın ortağı olmaktan ötürü tavrını belli etmediği kimi toplumsal mühendislik, muhafazakarlaştırma, dinselleştirme politikalarında İyi Parti, Sayın Akşener net bir şekilde tavrını koyuyor. Çok net. Bu da yani o iki parti arasındaki tabandaki ayrışmanın bir tezahürü. Çok net söyledi. İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız dedi. İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız dedi. Hele bir o işte şeye kavuşalım dedi, o duruma kavuşalım. Ne mi yapacağız dedi, bildiğimiz en iyi işi devleti devlet gibi yöneteceğiz dedi. Salim Bey ne dersiniz? Şimdi... İYİ Parti konusuna ve şöyle iki cephede bakmak istiyorum. Yani birincisi işte biraz önce konuştuk. Beğendiniz mi konuşmayı? Önce onu beğendim, mesajları. Yani beğendim. Şöyle bunu hakikaten geniş bir partiye, geniş bir tabana yayması, işte kimler kurdu üzerinden, yani kurucularını, geniş halk kesimlerini tanımlayarak oluşturmasını ben olumlu buluyorum. Yani işte kim kurdu? İki yumruk arasına sıkışmış Kürtler ve Zazalar. İşte kim kurdu? Ali dedi Hızır diye. Dediği için, Hızır Ali dedi dediği diye. İçin, Atatürk'ü sevdiği için dışlanan dindarlar göndermesiyle Alevilerin kurduğunu çok işaret ederek söyledi. İşte kim kurdu? Kimsesizler kurdu. Kim kurdu? İşte mahallesizler kurdu. Mahallesizler kurdu, yoksullar kurdu, işsizler kurdu, ekonomik anlamda zorda olanlar kurdu. Yani kısacası her türlü din, inançsal, ırk, etnik, o bu ne hani koyarsanız koyun bütün kimlikleri bir araya getirerek halk kurdu dedi. Bu tabii kendisinin böyle bir meşruiyet tabanı oluşturması yani oraya işaret etmesini ben Enver'in de sevgili Enver'in biraz önce söylediği gibi yani merkez sağda bir yer edinmeye çalışmasını ben de bu anlamda yerinde ve anlamlı buldum. Yani o anlamda da başarılı bir söylemdi. İkincisi bu biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın işte bileşenlerinin sıklıkla Meral Hanım'a da İyi Parti'ye de illet, zillet işte bir dönem hatta FETÖ'cü göndermesi yaparak FETÖ adeta işte FETÖ'nün kontrolünde FETÖ'nün kurduğu bir parti propagandası yaptıktan sonra çok yakın bir geçmişte kendi işte artık evine dön çağrıları yaptıklarını da düşünürsek. Yani biz anladık sen yani yerli evet, milli misin evine dön. Cumhur İttifakı'nın da öteden beri onu karalayan bu propagandasından vazgeçip bir şekilde karşı taraftan da aklanan İyi Parti'nin dolayısıyla eve dön, aramıza gel, bize katıl mesajı bugüne kadar sana söylediğim bütün bu göndermelerin aslında bir yalan olduğu, bir siyasi karalamadan öteye anlam taşımadığının ilkelden itirafı. Ama Salim Bey, o rüzgar sadece birkaç hafta sürdü. Hiç fark etmez. Şimdi yine bozuldu. Şimdi Türk Tabipler Birliği'ne ilişkin destek şeyi tavrı ortaya koyunca İyi Parti, MHP dedi ki siz böylesiniz, siz şöylesiniz diye açıklama geldi. Ama yok o geçti artık. Hı-hı. O geçti artık. Yani artık o eski karalamalar bugün bir hükmünün olmadığını millet farkında. Şimdi davet ettiğiniz an o iş bitti. Yoksa siz de kirlenirsiniz. Hı-hı. Şimdi tabii bu İyi Parti'yi ve Meral Hanım'ı oldukça güçlendirdi. Yani bu söylem bence bir kademe daha yukarıya taşıdı. Siyaset denkleminde daha etkili, daha olumlu bir konuma gönderdi onu. Ki
bu %51 sistemi artık şunu ortaya koyuyor ki, diğer partilerde de olduğu gibi. Yani İyi Partisiz bir denklemin artık sonuç getirmeyeceği, yani bir başarı getirmeyeceği her iki ittifak açısından da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bu sadece İYİ Parti açısından değil tabii. HDP'nin olmadığı bir denklemin de iki taraf açısından da sonuç getirmeyeceği gibi. Şimdi bu anlamda da güçlendi. Millet bizi çağırıyor gibi bir sloganla yola çıktılar. Bu da tabii millet bizi çağırıyor. Çok çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Yani bu bir iktidar yürüyüşü mü ya da bir iktidara talip olmak mı? O anlamda söyledi. Çünkü şöyle dedi Sayın Akşener, bütün yurdu dolaşırken işte analar, bacılar, kardeşler kulağıma fısıldıyor. Şimdi, bu kez sıra sizde diyor. Ben de şimdi o noktada yani eğer bu bir iktidar yürüyüşü çağrısı ve talebi ise, şimdi o noktada ben de yine Enver'e katılıyorum burada. Yani elbette iktidara yürümeden, elbette iktidara gelinmeden bir şeyleri bugün değiştirmenin, bu söylediklerinizi gerçekleştirmenin bir yolu yok. Yani matematik olarak baktığımızda elbette ki yok. İşte biraz önce açıkladığı gibi hocamın, siz anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa, en azından referanduma bile götürebilecek bir çoğunluğa sahip olmadan anayasayı değiştirme ihtimaliniz söz konusu değil. Anayasayı değiştirmeden rejimi değiştiremiyorsunuz. Ama evvel emirde ben şuna çok önemsiyorum. Bütün bu yaptığımız tartışmalar, yani bu bir sonraki konu, bir sonraki konu, efendim işte Türk Tabipler Birliği'ne niye saldırılıyor, bu konuyu açacağız. Bunu işte barolardan, medya saldırılarından, şuradan buna ayrı tutmak mümkün değil bana göre. İktidarın bugüne kadar ele geçiremediği, orada detaylandırırım ama ele geçiremediği bir takım yapılar var Türkiye'de henüz. Muktedir olamadığı üzerinde. Bir tanesi muhalif belediyeler, bir tanesi henüz bağımsızlığını yitirmemiş medya, bir tanesi de efendim işte bu meslek kuruluşları. Bu saldırıların çok anlamlı olduğu, yani ele geçirme, kontrol etme, kendi tarafından onları bir izolasyona götürme anlamında çok açık şey uygulamalı. Şimdi orayı da konuştuğumuzda aynı. Efendim yargıyı konuşacağız, aynı. Berberoğlu hikayesi aynı. Nereye bakarsanız ekonomiyi, dış politikayı nereyi konuşursak konuşalım, bunların hepsi birer taktik konulardan öteye geçmeyecek. Hep işte iktidar uygulamaları, o uygulamalara verilecek cevaplar, efendim orada onu dedin, burada bunu dedin, o gün onu yaptı, bugün bunu yaptı. Bu kısır tartışmalardan da öteye geçmeyecek. Yani biz sonuçlar ve olaylar üzerinden tartışarak ne bu meseleyi anlayabiliriz ne çözebiliriz. Sorun çok temeldir, çok yapısaldır. Şu anda Türkiye'deki sorun rejim sorunudur. Bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Peki. Yani bu rejim, şimdi onu açmam lazım, bu tek adama dayalı, tek bir iradenin bütün devleti yönettiği, bu devletin bizim klasik anlamda bildiğimiz işte anayasada sayılı bir devlet örgütlemesi halinden uzaklaştığı, anayasanın kağıtta bir kağıt olarak, yani burada işte bir metin olarak yazılı ama içerik olarak tamamen bomboş hale geldiği, yani hiçbir kuralının neredeyse uygulanmadığı, kurumların, kuruluşların, bağımsız yapıların adı var kendi yok haline dönüştüğü, bir iradenin dediğim gibi, yani kültürden sanata, spordan eğitime, sağlıktan aklınıza gelebilecek her alana, dış politikaya hakim olduğu ve bütün iktidarın tekleştiği bir yapıda, şimdi bütün bu konuştuklarımızın tamamı neredeyse anlamsız hale dönüşüyor. Yani bu yapı düzelmeden, bu yapıyı değiştirmeden hiçbir şeyi halletme ihtimalimizin olmadığını düşünüyorum. Yani o iktidar yürüyüşü o anlamda o anayasal çoğunluğa ulaşmadan hiçbir anlam taşımayacaktır. Ben bu sistem tartışmaları yapılırken en çok işaret etmeye çalıştığım yer burasıydı. Yani bunun demokrasiyi de ortadan kaldıracağını, kendine işte özgü, literatürde çokça işte söylenen patrimonyal bir, hatta bugün patrimonyal sultanizm denilen bir durumda olduğumuzu, işte hep klasik olarak şu çok önemlidir, yani anayasanın üstünlüğü,
anayasal rejimlerde tek şey vardır ki anayasanın üstünlüğüdür. Bugün dediğim gibi biraz önce anayasanın üstünlüğünün bir kenara bırakılıp seçmen üstünlüğünün, o da iktidarı seçen seçmenin millet olarak tanımlanıp o millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğu, anayasanın da anayasanın düzenlediği bütün kurumların, kuralların, bütün denetleme ve denge sistemlerinin tamamının üzerinde olduğu bir de facto yönetim biçimine evrilmiş bulunuyoruz. Bunu hatta içeriden Muş, yani bir AK Parti milletvekili Mehmet Muş çok açık bir şekilde rejimi tarif ederken şöyle söyledi. Bu dedi yeni getireceğimiz sistem bir tek kişinin dedi istediği kararı alacağı bir hükümet sistemidir dedi. Yani çok anlamlı. Şimdi şöyle bir kabulleri var AK Parti'nin meşruiyet yani iktidarının meşruiyetini ölçerken. Çünkü çoğunlukçu bir anlayıştan geliyorlar. Çoğulcu değiller. Çoğunlukçuluğun demokrasinin demokrasiden işte otoriterliğe ve totaliterliğe geçişin hemen bir adım altı ya da aralarındaki mesafenin bıçak sırtı olduğunu hatırlatmak lazım. Çoğunlukçuluk hemen istibdada totaliter otoriter rejimlere çok rahat bir şekilde evrilir. Çünkü çoğunluğun her şey olduğunu kabul eden bir anlayış diğerlerini itaate ve biat etmeye zorlar. Ama demokrasi çoğulculuk demektir. Herkesin en altta kalan kendisine aykırı ve ayrı tanımlayan tek bir kişinin tüm haklarının, tüm özgürlüklerinin garanti edildiği bir rejim olmalıdır ki çoğulculuk itirazı gerektirir. İtiraz eden bireylerin olduğu, onların haklarının tanındığı bir rejimdir. Şimdi AK Parti şöyle yapıyor. Yani bununla savaşmadan, bununla mücadele et, bunu dönüştürmeden biz ne konuşursak konuşalım sonuca varamayız. Efendim şöyle bir şey diyorlar. Millet iradesi seçimlerle belirlenir. Doğrudur. Ama demokrasinin tek koşulu değildir. Onun adına biz sandık demokrasisi diyoruz. Yani sandıktan sandığa oy verirsiniz, iktidarı seçersiniz. O iktidar bir dahaki sandığa kadar dilediğini yapar. İkinci sandıkta isterseniz onu değiştirirsiniz. Çok yanlış bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu da efendim halka işte bir takım tepkilerinizi şimdi durun aman sokak provoke olmasın, aman oyuna gelmeyin, sandıkta gösterirsiniz gibi bir yaklaşımla aynı aslında değirmene su taşıyor. Şimdi diyor ki evet sandık demokrasi esasıdır. Sandık kimi seçerse milli iradeyi o temsil eder. Doğrudur. Evet. Şimdi sandıktan çıkan lider yani örneğimizde Sayın Erdoğan milli iradeyi temsil eden bir kişidir. Çoğunluk ve milli irade yanılmadığı için bundan sonra Sayın Erdoğan da yanılmaz. Onun söyledikleri, onun yaptıkları, hatta tırnak içinde söylüyorum düşünceleri dahi milli iradenin tezahürüdür. Milli iradenin ta kendisidir. Dolayısıyla çoğunluğun seçtiği, milli iradenin temsil ettiği o kişinin yaptığı her şey, söylediği söz, işaret ettiği hedef hepsi milli irade açısından herkesin uyması ve yerine getirmesi gereken milli görevlerdir. Eleştirilmemesi de gerekir. Eleştirilemez. İşte herkes ona biat etmek zorundadır. Kabul etmeyenler, yanlış bulanlar, haksız görenler bir sonraki seçimde gereğini yaparlar, gerekirse oy vermezler. Anayasal rejim ve anayasa üstünlüğü bu değildir. Bu totaliter bir rejim. Bu otoriterliğe işaret eder. Peki. Tam da tersi. Şu da var. Bir sonraki seçimde halkın bir kısmını ikna etmesi için bu görüşte olmayanların ifade hürriyetini kullanabilmesi, şimdi, medya özgürlüğü olması lazım. Vardır. Onu da ortadan kaldırıyorsunuz. Arada bakın. Kısır döngüye girmiş oluyor. Arada şu vardır. Yani şu anayasal rejim siz bir yürütme organına işaret ediyorsunuz. Bu sadece yöneticinizdir. Bu yürüten, yönetendir. Şimdi bunun anayasa üstünlüğü ilkesi gereği anayasanın gereklerini yani işte ötekilerin o biraz önce burada konuştuğumuz kişilerin efendim işte Marksizmi savunuyorum diyenlerin ben farklı bir hayat yaşamak istiyorum diyenlerin ben devletin bu görüşüne ya da bu iktidarın şu anlayışına uygun davranmıyorum böyle yaşamak istemiyorum böyle düşünmüyorum diyenlerin anayasaya göre 25. maddedeki düşünce özgürlüğünü kim denetleyecek? Kim onların o haklarını onlara verecek?
iktidarın, çünkü güç, bakın bu Sayın kadar... Bey, yavaş yavaş toparlayalım. Nazip Bey'e de bir, söz vereceğim daha. Bir saat şey kullanıyorum yani, ikisini birden kullanıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi her şeyin devre dışı bırakıldığı, meclisin, yasamanın, yargının, yani konu, buraya yargıdan yüzlerce örnek verebiliriz. Vereceğimiz örnekler bir şey değiştirmeyecek. Çünkü yargıya iktidarın bakış açısı da ona göre örgütlendi. Ona göre yeniden konumlandırıldı. Neydi o? Efendim, ben milli iradeyi temsil ediyorum. Demin dediğim gibi benim irademe aykırı karar veremezsin. Benim irademe aykırı karar verirsen, yani benim yaptıklarımı kabul etmeyen, onu bozan bir karar verirsen, bu kararlarını tanımam. Tanımıyorum, çünkü sen millete karşı bir karar vermiş oluyorsun. Bu kararları verenleri sürerim, değiştiririm. Onları başka yerlerde görevlendiririm. Ama yargının görevi aslında benim kararlarımı onaylamaktan, benim işaret ettiğim kişileri, yani topluma zararlı gördüğüm kişileri cezalandırmaktan, toplum dışı bırakmaktan, etkilerini yok etmekten öte bir görevi olmamalıdır. Bu düşman hukukudur. Peki. Bugün düşman hukukunun uygulandığı, hakikaten yani yargının yargı olmaktan çıkıp tek iradeye bağlandığı, yasamanın bağlandığı, efendim işte bugün yine Akşener'in şeyini çok anlamlı buluyorum, o müteahhitler benzetmesini. Yeni bir literatüre yeni bir tanımlama getirdi. Müteahhitler Cumhuriyeti dedi. Müteahhitler Cumhuriyeti'ni de ortadan kaldıracağız dedi. Yalnız orada bir şey söyleyeceğim. Sayın Akşener'in bu müteahhitler cumhuriyetini ortadan kaldıracağız söylemi, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde zirve yapmış bir müteahhit rejimidir belki, ama müteahhitler cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde, hadi daraltarak söyleyelim, Özal'dan bu tarafa egemendir. Bu tabii. Dolayısıyla tabii. İdeolojik bir hat tartışmasına doğru girmemiz gereken bir dipnot koyayım. Sayın Okumuş'a da gidelim. Bunu önemli bulduğum için söylüyorum. Bakın Türkiye'de bir ahlak... Peki bir şey diyeceğim. Bu dipnotu koymayan ben. Yok, senden koyayım. Ricam. Hayır. Önce Nazif Bey'e ben ama bir söz vereyim. Ama Nazif Bey'e ilgilenecek bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi bir yandan da programın süresini kontrol ediyorum ve Avrupa Birliği, CHP Avrupa Birliği temsilcisi tamam. Kader Hanım da bağlanacak programımıza. Nazif. O yüzden Nazif Bey'den bir son yorumunu alalım. Beklettik onu, veda edelim ona. Nazif Bey, şimdi az önce Burak Çop dedi ki, iktidar demiş, Meral Akşener'in konuşması şeyi de ortaya çıkardı dedi. Yani MHP ve İyi Parti'nin hitap ettiği kitlelerin farkını da ortaya çıkardı dedi. Yani birinde biraz daha taşra muhafaza karlılık, öbüründe biraz daha kentli modernlik vesaire. Aynı görüşte misiniz? Yani MHP ile İyi Parti'nin, hani birinin çok bariz bir şekilde şu anda iktidarın yanında olması, öbüründe muhalif olması dışında yapısal çok ciddi farklarını görüyor musunuz Nazif Bey? Buyurun. Tabii ki değerli hocam çok isabetli buyurdular ve gerçekten o düşünceye katılıyorum. İyi Parti özellikle yıllarca milliyetçi hareketin içerisinde yerini almış çok nitelikli insanların gönül verdiği, kurucular arasında fiilen yer aldığı, il ilçe teşkilatlarında emek verdiği bir parti olarak siyaset sahnemizde yerini aldı. Gerçi zaman içerisinde biraz onlardan ayrılanlar oldu. Bir araya gelmekte sıkıntı çektiler. Çünkü İyi Parti'nin kendi iç meseleleri de var. Tabii bu arada bugün bir kurultay oldu, onu açmak istemem. O iç meselelerinden bir tanesi de hala İyi Parti'nin içerisinde, yani MHP çizgisinde mi gidelim yoksa daha açılalım, merkeze mi gelelim tartışmaları yaşanırdı. Şimdi bugünkü kurultayla beraber arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi MHP lilleşelimden ziyade merkeze doğru kayalım anlayışı, özellikle belli ki Sayın Akşener'in ortaya koyduğu siyaset üslubuyla, iradeyle daha belirginleşti. Şimdi dolayısıyla İyi Parti'nin Türkiye'de toplumsal uzlaşmanın, sosyal dilimlerle uzlaşmanın, etnik bir şekilde kendisini etnik anlamda tarif eden, bu tarifi yaparken de Cumhuriyet'in değerleriyle ters düşmeden ve milli kimliğe, üniter devlet anlayışına ve dolayısıyla sosyal dokumuza sahip çıkma karakterini ortaya koymuş olan bütün kitlelerle buluşabilme iddiasını koyuyor. Ve kimseyle de böyle monoloğa girmeye, siyasi bir polemiklerin içerisinde tartışmaya, kavga etmeye de niyeti olmadığı anlaşılıyor. Oysa diğer partinin hemen her gün
bir kendisine düşman yaratmaya çalıştığını toplum da görüyor, bizler de görüyoruz. Dolayısıyla İyi Parti... Nazif Bey, diğer parti dediniz de niye Milliyetçi Hareket Partisi demiyorsunuz? Ya Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki izleyenlerimiz de anlıyor diye söyledim. İkide bir tekrarlamamak istemediğimden. Tamam, yok şunu diyorum. Hani siz kaç, evet. 21. dönem miydi MHP milletvekiliydiniz? Evet, yani aynı zamanda MHP'nin bulunduğu, gelmiş olduğu çizgi de hani içinizde bir üzüntü mü yaratıyor bir yandan? O onun tabii şeyi ki, diye sordum. Tabii ki bugün Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset sahnesinde fikren yer almasıyla beraber ideolojik omurgasını oluşturmuş milyonlarca insan büyük bir hüznün, büyük bir hayal kırıklığının ve büyük bir şaşkınlığın içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bunların çok ciddi bir medcezirleri var. Bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili çok ciddi hatıraları ve ciddi iddiaları vardı. Öbür taraftan Türkiye ile ilgili iddiaları ve hatıraları vardı. Ve büyük bir kitle Türkiye ile ilgili iddialarını, Türkiye ile ilgili projeksiyona uygun toplumsal kalkınmamızı, toplumsal birliğimizi, toplumsal sevdalarımızı, aşklarımızı hayata geçirebilecek siyasi zemini tercih ediyor. Bu bugün için kurulan İyi Parti olmasa da bunu tercih ediyor. Olmasaydı da tercih edecekti. Dolayısıyla yani Türkiye'yi artık sadece omurgalarını oluşturan vicdanlarındaki ideolojik kimlikte değil, toplumun ortalamasını yarınlara taşıyabilecek ve birbirimizi kırmadan, birbirimizi bir şekilde sırtlayarak, omuzlayarak birbirimizin merhametini, birbirimizin muhabbetini, birbirimizin aşkını, sevdasını ve birbirimize karşı özlemini yansıtabilecek bir iklim arzu ediyorlar. Şimdi İyi Parti buna ne kadar tercüman olursa o kadar başarılı, ne kadar kitleyle siyasi iddiasını birliktelik adına kurarsa hedefe varacak. Ben bunu çok net bir şekilde görüyorum. Cumhur İttifakı ve bileşenleri, başta AK Parti olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Doğu Perinçek, Vatan Partisi gibi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici gibi Sayın Genel Başkanlar ve partinin kademeleri ittifakın toplumsal karşılığının özellikle Türkiye'nin ekonomik ve siyasal şartlarından ötürü çok zayıfladığını görüyorlar ve bunun için Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresinin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin ve çevrelerin seçim ve siyasi partiler kanunu üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bu yani seçime girme şartlarından başladılar biliyorsun. Yeni kurulan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin üzerinden seçime girme şartlarını tekrar gözden geçirebilir miyiz diye bir tartışmanın içerisinden başladılar ve bunu genişletilmiş parlamenter sistem üzerinde düşüncelerini söyleyen Millet İttifakı'nın, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti sözcülerinin demeçlerine bakarak bunlar da konuşulabilir demeye peki kadar geldiler. Şimdi burada avantaj Millet İttifakı'nın elindedir. Millet İttifakı sayısal anlamda da tıpkı 7 Haziran'da iktidarını kaybeden ve koalisyonla karşı karşıya kalan ama bir şekilde dönemin şartlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle çok ciddi bir desteğiyle o süreci 5 aydan sonra yapılan bir seçimle geride bırakan iktidar partisinin yine daha ağır şartların içerisine ve seçimde büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilecek sonuçlara doğru kaydığını görüyoruz. Burada Millet İttifakı'nda İyi Parti, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi merkezli bir aday üzerinde diğer bileşenlere de önderlik edeceğini düşünüyorum. Yakın bir zaman içerisinde gerek Ali Babacan'la, gerekse Ahmet Davutoğlu'yla yapılan görüşmeler, Saadet Partisi'yle yapılan görüşmeler, tabii ki siyasi bir nezaketle beraber Türkiye'nin gündemini, Türkiye'nin Suriye gibi, Doğu Akdeniz gibi, Yunanistan gibi sıcak gündemini tartışma gibi kamuoyuna sunulsa da onun aslında arkasında siyasi bir yakınlaşma, siyasi bir nezaket, siyasi bir işbirliği getirebilecek
o ortamı da, psikolojik ortamı da oluşturdu. Burada Meral Akşener'in bizatihi kendisinin karlı çıkabileceğini düşünsekse de, yani onun etrafında olabilecek, gelebileceği muhtemel bir cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak böyle saf dillik olmasa bile bu partilerin bir şekilde ittifaklarla Türkiye'nin önünü açabilecek ve yeni bir siyasi senaryoyla, bu senaryodaki maksadım istismar edilebilir, açmak zorundayım. Yani Türkiye'nin ekonomik olarak tıkanmasını, Türkiye'nin siyasal olarak tıkanmasını bir şekilde karakteriyle, kararlılığıyla ve insanlık sahnesindeki bir demokratik duruşuyla yansıtabilecek bir siyasi süreci başlatabilirler. Peki. Bunu iki parti yapacak. Merkezde öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi, ondan sonra İyi Parti yapacak. İyi Parti buranın özellikle merkez sağ milliyetçi kesime ve demokrat muhafazakar kesime önderlik edebilecek. O kesimin de burada kendine uygun yeri alırken vicdanını incitmeyecek bir fotoğrafı sunmaya açısından çok önemli bir pozisyon olacak. Tamam. Evet. Şimdi önümüzdeki sürece ilişkin yaptığınız bu son saptamalar önemli. Biz de o saptamaların şimdi devamını getireceğiz. Oradaki meclis aritmetiği, olası meclis aritmetiğine ilişkin anketler şu an için ne diyor? Ayrıca Nazif Bey, siz de söylediniz. Zannedilmesin ki hani Cumhur İttifakı yerinde sayıyor. Bir daraltılmış bölge çalışması üzerinde bir şey çalışma mevcut. İşte o daraltılmış bölgeyle ilgili de Türkiye'de hani ilk çalışmalardan biri diyebiliriz. Hani ilk demiyorum ama ilk çalışmalardan biri diyebiliriz. Farklı senaryolara ilişkin analizi var Burak Çop'un. Onu da birazdan ekrana getireceğiz. Nazif Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet. Enver Aysever, o senaryolara geçmeden önce, bir anket sonucunu açıklamadan önce az önce sözünü kesmiştim. Bir dipnot olarak söylemek istiyordun. Dipnot kadar mı söyleyeyim yoksa normal konuşayım mı? Konuşabilirsiniz, buyurun. Aynen. Şimdi dipnot olunca süresi dar oluyor ya akademisyen. Şimdi bir kere şunu, bu Akşener'in Türkiye Müteahhitler Cenneti oldu değerlendirmesini ben önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Şundan dolayı önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de merkez sağ ve merkez sağ benzeri hani solumsu gibi görünen yapılar ne zaman iktidarı ele geçirseler Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmek yerine işte kerameti kendinden menkul inşaat bütün sektörlere fayda sağlar teziyle Türkiye'yi inşaata boğan yapılara döndüler. Dolayısıyla sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir zaaf değil, Adalet ve Kalkınma Partisi de hat safhasını bulan Türkiye'de bir müteahhit dünyası var. Ve bu müteahhit dünyası tabii doğal olarak devletten nemalanıyor. Yani bağımsız bir ticaret yapma biçimi değil, büyük oranda devletle ilişkili halinde sürüyor. Bu bir. İkincisi, bu müteahhitler dünyasının siyasette çok farklı bağlamlarda, başta yerel yönetimler olmak üzere, siyasal etkilerinin sandığımızdan çok daha büyük olduğu, siyasetin finansmanında ne türden rolü olduğu, kadronun oluşturduğu da çok hafife alınacak bir mesele değil. O yüzden Selin Hanım'ın söylediği sadece 5 müteahhite yönelik bir tutum bence görünürde hoş ama içerikte açılmaya muhtaç. Çünkü bence daha büyük sorunları var Türkiye'nin. Yani bu bağlamda söylüyorum. Evet. Devletten bastırma falan. Ama Meral Hanım'ın söylediğinden hareketle ilginç bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bilmiyorum, hiç düşündünüz mü? Burada herkes siyasal gözlemci. Bakın, sağ siyaset Türkiye'de, geleneksel sağ siyaset ya da şimdi Türkiye'de oluşan yapısıyla birlikte bütün kurumlarıyla o kadar büyük bir ahlaki zaaf içerisinde ki bütün referanslarını sola vererek ayakta durmaya çalışıyor. Bu sorunun üstüne bence herkes düşünmeli. Somut örnekler üzerinden gidelim. Türkiye'nin tarihinin en kötü Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış olduğunu düşündüğüm, belki Çavuşoğlu geldikten sonra yer değiştirebilirler ama fark etmez, bir iki olabilecek olarak düşündüğüm Davutoğlu, kendisine bir söyleşide kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz dendiğinde ben sağcı olarak kendimi tarif etmem dedi.
Bakın altını çiziyorum. Sağcı olarak tarif etmem dedi. Niye? Çünkü ayıp sayıyor bunu. Devam ediyorum. Türkiye'nin hem sarayın damadı olması sıfatıyla hem Türkiye'nin ekonomisini yönetmesi sıfatıyla kendi icraatlarını bir meşruiyete dayandırmak için yedi düvelle mücadele ediyoruz diyen bakan elini kaldırdı, devrim dedi. Fark etmez. Yanlış el değildir bu arada. Babacan. Babacan. Devrim dedi. Babacan diyorum. Albayrak. Devrim dedi. Çok önemli bir tablo. Yani bir demedi. Ya o öyle yorumlandı. Hayır, yani bir devrim dedi. Dedi. Devrim dedi. Ya nasıl devrim dedi yani? Dedi bak görüntü şimdi bulduk. Yaşasın Necla. Devrim mi dedi? Hayır. Dedi yani? Yani dünyaya karşıyız devrim dedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Tamam o. Ben de herhalde sosyalist oldu demedim. Bütün referanslarını, simgelerini oraya gönderiyor. Bunu bir yere bağlayacağım çünkü. Ve Meral Akşener gibi DYP'de siyasette tanıdığımız, İçişleri Bakanlığı yapmış, MHP'de son derece önemli görevlerde bulunmuş, Asena olarak görülen bir isim, bugün öyle bir yere geldi ki Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek için Alevilere, Kürtlere, kadınlara, sınıf vurgusuna kendi yapabileceğim en geniş çerçevede vurgu yaptı. Bak, çok önemli şeyler söz ediyorum. Yani sağ ne yaparsa yapsın kendi sembolleriyle, kendi simgeleriyle ahlaki olarak kaybettiği zemini koruyamayacağını anladı. Bunun altını çiziyorum. Hikayeleri bitti. Bitti ve zaten o hikaye tamamen olumsuzluklar üzerine kuruldu. Evet, hikaye bitti. Şimdi CHP'ye sızan eskiden sağda olan isimler Atatürkçülük kisvesi altında kendilerini yutturmaya çalışıyorlar ama pek çoğunun anavatan döneminde vesairede günahları büyük. Onları geçiyorum. Fakat asıl soru şu. Bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ve Sayın Kılıçdaroğlu şunu düşünmeli. Yahu karşımızda herkes kendi hikayesini yeniden kurabilmek için solun, hadi diyelim en iyi ihtimalle hani sosyalist olmalarını beklemiyoruz ama sosyal demokrasinin yani hiç değilse Ecevit'in dile getirdiği 1977'lerde falan gelinen noktadaki tezleri savunmak zorunda kaldı. Bu bize neyi söyler? Şunu söyler. Şimdiden alarm. Önemli. Demek ki solun değerleri, yani Mustafa Kemal'de de öne çıkarttığımız devrimcilik meselesi, solun adanmışlık duygusu, yani Deniz Gezmişler'de, Erdal Erenler'de, yani canı pahasına yurdu sevme meselesi, yani solun insanları ayırt etmemesi, Alevi, Sünni vesaire Hristiyan ayırt etmemesi, mezhepsel fark yapmaması, solun sınıfsal bakarak yoksulluk üzerinden Türk-Kürt meselesinde çözüm getirebilecek olması ki bunları zaman zaman SHP döneminde falan, bunlar demode değildir. İdeolojisizlik demodedir aslında. İdeoloji önemlidir. Dolayısıyla yarın bir gün bu ittifakın önemli ismi olan, lokomotifi olan parti ilkeleri konuşurken hiç değilse buradaki gücünü kullanmalıdır bir bence. Yani yüzünü ne kadar döner bilmiyorum ama dönebileceği kadar sola dönse iyi olur. Bir. İkincisi ve en önemlisi, bence bu da çok iyi konuşulmalı. Türkiye'de şöyle bir yazgı var gibi görüyor. Belki bize Burak elindeki verilerle orada tahliller yapabilir ama ben Türkiye'de hani Demirel'in tek sevdiğim sözü siyasette 24 saat önemlidir. Her gün değişebilir ama o değişimin şuraya evrildiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin adı da önemli olacağına göre önümüzdeki dönemde bu yarışmada ikinci turda dahil olmak üzere hiçbir şekilde muhafazakar seçmene iyi görüneceğim diye Abdullah Gül ve türevleri, Gül'ün kendisi buharlaştı ama Babacan vesaire ekolünden gelen birilerine Türkiye'nin mahkum olmadığını rahatlıkla bu söylem zemininde laik, ilerici bir kadın adayın bulunabileceğini, bu söylem zemininde Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine sahip çıkan, Cumhuriyet'in kamucu anlayışına sahip çıkan, Cumhuriyet'in bugün bütün ahlaki çöküntüsünü toparlayabilecek güvenilir söz gelimi bir hukukçu gibi bir ismin ve orta yaşlı bir ismin toplumu kapsayabilecek ama ilkeler üzerinde laiklikten ödün vermeyecek bir ismin şansı olduğunu savunması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü az önce sen doğru olarak tespit ettin. Ben hani ironi yapıyorum ama öyle bir medya dağılımı var ki bu medya zaten çok ilginç bir şekilde yani yandaş medyayı söylüyorum öyle bir hava yaratıyor ki tırnak içinde sanki AKP çizgisinin dışında kalan herhangi bir adayın
Sayın Erdoğan'ı yenme ihtimali yokmuş gibi bir iklim doğuyor. Bu aynı zamanda Metropol'ün anketinden de çıkan bir sonuç. Şimdi anket bugün öyle çıkar, bir ay sonra farklı çıkar. Senin nasıl davrandığınla ilgili bir Hayır, şunu söylüyorum. Erdoğan'ın, yani Erdoğan desteklemeyenlerin %10'u bile Erdoğan'ın kazanacağı görüşünde. Onu birazdan aktaracağız. Tamam. Hı-hı. Ben de diyorum ki bu iş böyle değil. Çünkü az önce çok yerli yerinde Salim Bey'in söylediği gibi bir bünye çürümeye başladığı zaman siz bunu hep siyasette söylenir. Bir kere aşağıya doğru gitmeye başladığınız zaman zorla yukarı doğru eğriyi döndüremezsin. Tüm siyaset sahnesi böyledir. Biz bugün Türkiye'nin sorunlarının en azından şu noktada olduğunu biliyoruz. Tek adam rejimiyle çözülemeyeceğini test ettik. Evet. Bence Sayın Erdoğan da bunu biliyor. Belki birisi dese ki Erdoğan'a biraz ülkeyi geriye alalım tarihi, belki bu sistemi de önermeyecek. Bilmiyorum. Akıllı yürütme olarak söylüyorum. Ama şu önemli. Bu tablo içerisinde yine bize dayatılan ve hikayeleri tükenmiş, değerleri aşınmış, üstelik hani bir lokma bir hırka diyen insanın da artık ikna olmayacağı, hani o Çelebi tarzı olan, o samimi dindar insanların da tablo karşısında dehşete düştüğü bir yerde hakiki bir seçeneğin yaratılabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum, bu simgeler üzerinden baktığımız zaman neredeyse sağcıyım demekten imtina etmelerinin hikayeye ortak olmamak adına olduğunu görüyoruz. Peki. Bir de son bir şey hatırlatma, siyaset açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın bugün Akşener kürsüye çıkarken kendinden emin güçlü çıktı ama unutmayın Akşener'in son şansı bu. Hiçbir zaman bir daha şans kolay kolay gelmez başarısızlık halinde. Unutmayın ki Akşener aslında en güçlü zamanını aslında MHP genel başkanlığı yarışında kazandığında verdi. Daha sonra bir Cemal Enginyurt dedi ki biz orada üç kağıtla bunu iptal ettirdik falan. O gün çok güçlüydü Akşener. Ve o gün Türkiye'nin muhtemel cumhurbaşkanı alternatiflerinden biriydi. Fakat sandığa gittiğinde korkunç bir netice aldı. Hatta sanıyorum Muharrem İnce söyledi onu, yanlışım varsa düzeltin. Dedi ki ya biz Sayın Akşener'in bu kadar düşük olacağını tahmin etmiyorduk. O da bizim işleri bozdu dedi. Şimdi bir siyasi figür olarak merkez sağa oturmak isteyen Sayın Akşener'in başarısızlık halinde siyasette başka şansı yok. Dolayısıyla bugünkü kodlarını bu bağlamda da okumamız lazım. Bugün söylediği her neyse onun siyasi hayatını ifade edecek. Unutma, Sayın Akşener nerede? Mecliste mi? Değil. Sayın Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de sanıyorum dördüncü olarak bitirmiş bir siyasetçi. Hiçbir şekilde siyasette İYİ Parti Genel Başkanı yani Millet İttifakı'nın bir unsuru olmasının dışında söz edebilecek bir durumu yok. Bugünkü söyledikleri onun yeniden bir siyasi figür olması adına da okunmalı. Bunları niye okuyalım diyorum. Niye okuyalım demeyelim artık çünkü reklama gideceğiz. Ben reklamda sana anlatırım. Hepimize anlat. Tam buradakileri anlatırım. Dönüşte vakit kalırsa seyircilerimize de yok, anlat. Yok dönüşte. Ama daha tempolu gitmemiz lazım. Bakın Murat Aksoy'a hiç doğru dürüst söz veremedim bu şeyde. Murat'ın efendiliğinden. Ondan sonra birazdan Metropol'ün araştırma sonuçlarını aktaracağız. Ve Burak Çop'tan yorum rica edeceğiz. Tabii ki şeyde bekliyor. CHP Avrupa Birliği temsilcisi Kader Sevinç. Kader Sevinç'in Avrupa cephesinden... hani Avrupa Birliği zirvesinden bir yaptırım kararı çıkacak mı? Şu anda onlar Türkiye'ye nasıl bakıyor? AK Parti politikalarında ne gibi ciddi yanlışlar vara ilişkin çok önemli tespitleri olacak sayın seyirciler. Ve Halk TV'ye özel bir röportajı da yayınlayacağız. O işte cinsel istismara uğrayan kızın annesi Halk TV'ye konuşacağım. Bursalı'ya konuştu. Kamuoyunun çok duyarlı olması gereken, çok ders alınması ifadelerle dolu bir hikaye. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.